var. Şimdi beni bir izleyin. Devam ediyorum. Bakın bakalım şimdi. Şeyde ne oluyor? Tuğba. Bir dakika. Hocam bir soru vardı. Üç kolu biri boş kolu. Üç kolu kapılışlarda bir miktar gaz var. En sondaki memişlik var. He. Ben bu arada şey çizeyim. Şimdi bakın beni izleyin. Ona benzer bir soru şey yapacağım zaten e, Tuğba. Örnek sorularımın içinde var. Ondan sonra bir daha şey yap tamam mı? Bir daha bakarsın mantığını öğrenince. Çözemezsen bana gönder beraber bakarız. Tamam mı? Burada derste önünüzde kaldı. Şimdi beni izleyin. Mesela bir kap arkadaşlar bir kap. Mesela evdeki damacana olsun bu. Damacanadaki mantık tulumbala, tulumbalardaki mantıkla aynı bakın arkadaşlar. Damacanadaki mantık şu. İçinde bir boru var biliyorsunuz. Şurası kapalı. Bir boru var. Şöyle yapalım. Ondan sonra şurada da şöyle bir zımbırtı var. Şöyle de bir ağzı var. Mantık bu ya. Şimdi bakın. Yaptığınız şey şu. Şurası su. Sen damacananın şu yukarısına Pıs, pıs diye bastıkça hani pıs pıs diye basıyorsun ya pıs, pıs diye bastıkça şuradaki hava moleküllerinin hava moleküllerinin tulumbadaki tulumbadaki mantık da aynıdır. Şimdi bakın şuradaki basınç P0 aynı buradaki basınç da P0'dı. O yüzden seviye aynı kalıyordu. Ama sen bastıkça oradaki hava moleküllerini dışarıya tahliye ediyorsun. P0'dan az bir basınç yaratıyorsun orada. Dolayısıyla hareket halinde ve gaz yani hem hareket haline geçiriyorsun basınç azalıyor. Hem de molekül sayısını azaltıyorsun. Bir de o yüzden azalıyor basınç. İşte buradaki su moleküllerine yukarıya doğru bir basınç farkından kaynaklı Fnet doğuruyorsun. Bu Fnet sayesinde de bu su molekülleri buradan bu şekilde akıp gidiyorlar. Mesela şeyi hatırlayın. Şu hanımların hanımların parfüm zımbırtısı vardır. Hanımların parfüm zımbırtısı. Hani böyle 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 bir şeyleri var ya böyle. Pıs 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 böyle kendi üstlerine böyle parfüm sıkıyorlar. Hah, pompalı. O muhabbet bakın, o muhabbet ne? O muhabbette şu tamamen parfüm var burada. Parfümün bak çok basit çiziyorum. İçinde yine bir pipet var. Ondan sonra cima. E, şurasında şöyle bir hazne var. Şurasında da bizim o şeyimiz var. Siz söyleyin. Bu da pompa. Sen bu pompaya kuvvet uyguluyorsun. Sen bu pompaya kuvvet uyguluyorsun. Ne yapıyorsun? Hacmini küçülterek. Buradaki hava moleküllerinin, buradaki hava moleküllerinin bakın buralarda hava molekülleri var. Onları dışarıya tahliye etmeye çalışıyorsun hava moleküllerini. Hava molekülleri tahliye olunca buradaki basınç P0'dan az hale geliyor. Parfüm kendi kendine burada esnet doğduğu için yükseliyor. Buraya parfüm molekülleri de çıkıyor mesela. Ama sen bir yandan pompalamaya devam ettiği için parfüm molekülleri de burada buradan tahliye oluyor havayla beraber o parfüm moleküllerini içeren su damlacıkları. Onlar da tahliye oluyor. E ne oldu? Pıs pısla parfüm sıçratmış oldun. Oraya bu yara. Buraya. Tamam mı? Ya da e, sadece akışkan. Ha mesela uçak kanadı. Kaldırma kuvvetinde buna daha detaylı değineceğim ama burada da değineyim. Mesela uçak kanadının dizaynı yandan baktığınızda kesiti şu şekildedir arkadaşlar. Bakın uçak kanadına yandan bakarsanız kesin onu Kesiti bu şekildedir. E, mantık şu, nasıl kaldırılıyor uçak havaya? Bakın iyi izleyin. Şimdi par e, şeyin e, jet motoru ya da pervaneli olsun hiç fark etmez. Jet motorunun da, pervanenin de görevi şu. Şöyle iki kesit alalım. Önden havayı alıp arka tarafa doğru havayı göndermek. Hava molekülleri geliyorlar arkadaşlar Şu şekilde dalga şeklinde. Geçiyor. Bir şey iki tane hava dalgası gelsin. Bir tanesi hava dalgasının kanadın altından girerek bu şekilde terk ediyor o çizgileri. İkincisi ise kanadın üzerinden seyahat ederek şu şekilde terk ediyor o çizgileri. Şimdi o nokta nokta ile belirlediğim hatlardan ön taraftan birim zamanda ne kadar giriyorsa arka taraftan da birim zamanda o kadar çıkmalı. O yüzden bakın x eşittir vt olarak bakın zaman aynı. Yolu uzun olan daha hızlı hareket etmeli. O nedenle kanadın üstünde hava daha hızlı akar. Kanadın altında hava daha yavaş akar. Kanadın altında havanın kat edeceği yol azdır. Kanadın üstünde kesit şeklinden dolayı kanadın kat etmesi gereken mesafe azdır. E hava hızlı olursa eğer, hava hızlı olursa basıncı düşüktür hava yavaş olursa basıncı yüksektir. İşte yüksek basıncın olduğu yerden düşük basıncın olduğu yere doğru yukarıya doğru bir F net doğar. İşte bu F net dediğimiz şey bizim kaldırma kuvveti dediğimiz şeydir. Uçağı havada tutan ağırlığını dengeleyen kaldırma kuvveti bu net kuvvetten doğar. Mesela spor arabalara bakarsanız spor arabalara bakarsanız kanat dizaynı bu uçak kanadının dizaynı var ya onun aynısının tersi ters döndürülmüş hali spor arabaların arkasına monte edilir. Bu bir spor araba olsun. Tamam mı? Spor arabanın arkasına tam bu kanadın tersi şeklinde bir şey monte edilir. Şöyle. Bakın. Buna spoiler denir. Tamam mı? Araba bu tarafa doğru gidiyor. Ön tarafa bu tarafa arabanın. Tamam mı? Ne oluyor arkadaşlar? Bu sefer net kuvvet nereye doğru doğuyor? Net kuvvet aşağı doğru doğuyor. Mesela Formula 1 arabalarında, spor arabalarında muhabbet budur. Kanadı ters çevirdiğim zaman dizayndan ötürü net kuvvet aşağı doğru doğar. Net kuvvetin aşağı doğru doğması da neyi artırır? Yol tutuşu artırır. Yol tutuş artar sürtünme kuvvetini artırdığı için işte baskıyı artırıyor. Anlaşıldı mı? Yani tam tersini yapıyorsun hop esnet aşağı doğru. Bu spor arabalarının, Formula 1 arabalarının arkasındaki şeyler kanatlar ters kanat dizaynındadır. Uçakta öteki türlü onlar da öteki türlü. Uygulaman gereken yön. Nasıl uygul şey yaparsan çevirirsen ona göre bir kuvvet yönü doğuyor. Bu da havalanmayı ya da yere daha çok basmayı sağlıyor. Muhabbet bu. Bunların hepsi şeyle alakalı. Siz söyleyin. mesela akışkanların basıncı ile alakalı. Biraz da yine açık havadan bahsedelim. Açık hava basıncı ile alakalı. Biraz akışkanlardan kopuyorum şimdi. İyi izleyin. Mesela lavabo pompası vardır ya lavabo pompası. Ya da şu hani böyle maskotları astığımız ya da havlu astığımız böyle vakumlu bir şeyler var böyle. Fayansa ya da duvara, duvar olmaz da fayansa yapıştırıyoruz ya da cama. Hani askı ondan sonra da havlu asıyoruz duruyor orada askı. Nasıl bir şeydir o askının yapısı? Bakın araba camı ya da aynen öyle. Mesela bu cam olsun. Bu cam olsun abi. Aynen öyle Pınar. Tükürmemizin nedenini anlatıyorum şimdi zaten. Bakın mantık şu. Şu bizim böyle bu şekildedir bakın. İki çukurdur onun. Mesela bu havlu askısı olsun. Şöyle de bir şey var buraya. Biz buraya yük atacağız. Şimdi ne yapıyorum ben buna? Bakın şimdi önemli. Dışarıda P0 var. İç kısmında da P0 var. Ben bunu oraya yapıştırabilmek için bu şekilde bastırıyorum. Onu bastırdım. Bastırdığım zaman olan şey şu arkadaşlar. Anlık olarak bunun şeklini bozuyorum. Bak şöyle bir şekle getiriyorum onu. Anlık olarak. Şöyle bir şekil alıyor bu anlık. Yani içerideki hava moleküllerinin dışarıya pıs diye çıkmasını sağlıyorum. Bastırdığım zaman. O zaman içerideki basınç P iç diyelim. Ne oluyor arkadaşlar? Küçülüyor. P iç küçülüyor. Anlaştık mı? E dışarıda P 0 var. İçeride ise P sıfırdan daha küçük bir basınç var. Net kuvvet nasıl doğuyor derseniz artık dışarıdan içeriye doğru net kuvvetler doğuyor. İşte bu net kuvvetler onun oraya yapıştırılmış gibi kalmasını sağlıyorlar. Onu oraya sürekli bastırıyorlar. Onu oraya sürekli bastıran net kuvvetler doğuyor. Mantık bu. Ondan sonra da sen buraya yük asıyorsun falan filan taşıyor onu. Ama bir müddet sonra mesela o vantuzlar biz bunlara ne deriz? Vantuz deriz. O vantuzlar dikkat edin zamanla aynı şahinin dediği gibi e, bırakırlar kendilerini. Hiç dikkat ettiniz mi? Bir gün işten eve bir gelirsin abi. Havlu yerde. Havlu yerde. Askı da oraya yapıştırdığın şey e, düşmüş aşağıya. şimdi. Onun şöyle etrafı var ya yuvarlak böyle baktığınızda yuvarlak. Moleküler düzeyde incelerseniz orada aslında tam bir yuvarlak şöyle tam düz olmadığını görürsünüz. Şöyle girintiler çıkıntılar vardır aslında orada moleküler düzeyde. Dolayısıyla o molekül, moleküller düzeyde delikler vardır. Zeminle tam olarak oturmaz, temas etmez hiçbir zaman birbirine. İşte zamanla şimdi içeride basınç P0'dan az. Dışarıda basınç P0. Zamanla arkadaşlar hava molekülleri bu deliklerden içeriye girerler. Zamanla. Ne zaman ki ikisi birbirine eşitlendi. P sıfırdan azdı ama gitgide artıyor içeriye molekül girdikçe, hava girdikçe. Olan tuzun iç bölgesine hava girdikçe iç basınç artıyor. Ne zaman ki iki basınç birbirine eşitlenir bu yüzeyi bırakır arkadaşlar. Çünkü ne olur öyle bir durumda? F net sıfırlanır. Efnet sıfırlandığı için de orada durması için sebep kalmaz. Kendisini bırakır. Neden demek istediğimi anlatabildim mi? İşte tükürme mantığı burada giriyor işin içine. Tükürdüğümüz zaman Ara, pü diye tükürüyoruz ya onu böyle yapıştıracağımız zaman. Tükürük arkadaşlar o moleküler düzeydeki hani bakın şu kemiklerimi düşünün bakın. Elimin üzerindeki şu kemikleri düşünün. Tırtıkları görüyor musunuz? Girinti çıkıntı. İşte ben tükürdüğüm zaman tükrüğüm benim o boşlukları dolduruyor. Delikleri kapatıyorsun. Delikleri kapatıyorsun. Tek yaptığımız şey bu. Yüzeyi düz hale getirmeye yarıyor. Delikleri iki yüzeyde de şeyler olabilir. Duvarda da olabilir öyle tırtıklar moleküler düzeyde. Benim vantuzumda da olabilir. O küçük delikleri kapatıyor. Girinti çıkıntıları düzleştiriyor. Tam oturmasını sağlıyor birbirine. Böylelikle de bırakmamış oluyor. Mantık bu. Mesela yüzey, cilanın da mantığı bu değil midir zaten? Mesela eve parke döşetiyorsun, o cila mantığı budur. Ya da ayakkabıyı boyuyorsun, niye cila alıyorsun? Bu girintiler, çıkıntılar dağınık yansımaya sebebiyet verirler. Sen cilaladığın zaman o çukurları doldurmuş ve düz bir satık, düz bir yüzey elde etmiş olursun, düzgün yansıma olur. Düzgün yansıyan yüzeylerde de parıldarlar böyle. Anlatabildim mi? Yansımayı aynen Önder'in dediği gibi. Dağınık yansımayı düzgün yansımaya çeviriyorsun. O aradaki boşlukları doldurma. Tüklük de orada boşlukları doldurur. O yüzden daha iyi yapışır oraya. Mantık bu. Yani tüklük değil de su damlası kullan istiyorsan. Su kullan. Fark etmez. Anlaşıldı mı? Mesela. Fulya diyor ki. Bardağı ağzına kadar su doldurdu, doldurup çeviriyoruz. Ondaki mantık da şu easy. Bardak şöyle bardak. İçinde su var. Biz onun altına sert bir mesela bankamatik kartı koyalım. İçinde su var bunun. Bu şekilde o su dökülmeden dengede kalıyor. Neden? Bakın, alt taraftan P0 uygulanıyor. Su türünden konuşacak olursak bu P0 yaklaşık olarak 10,3 metre H2O'yu dengede tutabilecek bir şey. Bizim içerideki suyumuzun yüksekliği ise 10 santim olsun en fazla. Değil mi? Bir bardak. Yani P0 HDG'yi dövdüğü için aynı önderin dediği gibi net kuvvet yukarı doğru doğuyor. Bu net kuvvette o suyun dökülmesini engelliyor. Anlaşıldı mı demek istediğim şey? Fulya. Bundaki mantık tamamen yine basınç farkıdır. Net kuvvetin doğduğu tarafa bakacaksın. Dolu zaten dolu dolu. Burası dolu zaten. Meral zaten dolu. Bardak ağzına kadar suyla dolu. Ağzına bankamatiği kapat ters çevir. Su akmaz. Yani o eflet bankamatiğin ağırlığı artı içerideki sıvı basıncı. Yani daha doğrusu bankamatiğin basıncı artı içerideki su basıncını dengeler çünkü şey eflet yukarı doğru doğar. Çok rahat bir şekilde dengeli. Anlatabildim mi? Mantık bu. Onu verdim, onu verdim. Mesela bakın başka bir şey daha. Bakayım bir. Var mı başka bir slide'ım daha var? İyi. Bakın başka bir örnek daha vereyim size. Yine çok önemli. Bunları niye böyle detaylıca anlatıyorum? Bunların her biri bir tane yorum sorusu olarak gelebilir karşınıza çünkü. Her biri bir yorum sorusu olarak türetilebilir bunlardan yorum soruları. O yüzden detaylarını veriyorum. Bakın, eğer belgesel izliyorsanız, National ya da Discovery hiç fark etmez. Mesela şöyle bir e, belgesellerden birinde şunu gördüm. Bakın, çok enteresan. E, bir küreyi alıyor, bir küreyi, içi boş. Tam olarak ikiye bölüyorlar. Bakın, küreyi alalım, tam olarak ikiye bölelim. İki yarım küre. Tamam mı? Bir küre bu. Yarı yarıya şey. Şuralardan böyle şey yapalım. Tamam mı? İp çıkartalım. Şunu yaptılar abi. Bu iki küreyi şimdi birbirine şu şekilde getirelim ve serbest bırakalım. Pat diye ayrılıyorlar. Herhangi bir şekilde onları bir arada tutan bir şey yok çünkü. Sonra şu yapılıyor bakın. Şunlardan birinin üzerine küçük bir delik açılıyor. İkisi bir araya getirildi. Bunların ikisi bir araya getirildi. İkisini bir araya getirdiler şöyle. Sonra o delikten dışarıya havayı vakumluyorlar. O aradaki aradaki bölgede hava var ya onu dışarıya vakumluyorlar. Sonra serbest bırakıyorsun abi. Sonra o deliği tekrar kapatarak serbest bırakıyorsun. İkisi aynen işte Serkan ona örnek veriyorum zaten. İki yarım küre birbirlerine yapıştırılmadığı halde bir arada duruyorlar. Ve ondan sonra da ne yapıyorlar biliyor musunuz? Geçmişte atlarla denenmiş. Şimdi Amerikan futbolcusu o izbandut tipler var ya. 10 tane herif bu taraftan çekiyor abi. 10 tane herif de bu taraftan çekiyor abi. Yine ayıramıyorlar biliyor musunuz? O iki şeyi ayırmaya çalışıyorlar ayıramıyorlar herhangi bir yapışkan kullanmadığın halde. Neden? Mantık şu. Bakın mantık şu. İçeriği vakumlayarak içerideki havayı hatta tümden vakumlarsa sıfır. Ama biraz vakumladığımızı varsayalım. Sıfır olamayacak kadar mesela. P0'dan az bir basınç var. Dışarıdaki basınçsa P0. Fnet nasıl doğuyor arkadaşlar? Bakın Fnet'in doğduğu yönlere bakın. Görüyor musunuz Fnet'in doğduğu yönlere? Fnet'ler dışarıdan içeriye doğru bastırıyorlar küreyi birbirlerine. Kürede metal bir küre sağlam, şeklini bozmuyor ama iki o net kuvvetler iki yarım küreyi birbirine bastırıyorlar. Sanki sen tutuyorsun onları bir arada. Ve ister tarihte atlar ister şimdi çok güçlü insanlar çektiklerinde ayıramıyorlar arkadaşlar. Anlatabildim mi demek istediğim şeyi? Tamamen basınç kuvvetlerinin farklı doğmasıdır. O da basınç farklılığından geliyor. İçeriği vakumlarsan hop, dış kuvvet döveceği için onu bir arada tutan senin görmediğin bir kuvvet doğuyor kendi kendine. Kasım o da olur tabii ki. Tabii ki olur. İçerideki basıncı ister vakumlayarak ister mum yak. Mum yandıkça içerideki şeyin molekül sayısı işte yani Gazın basıncı azalacaktır. Farklı bir orada yanma reaksiyonu gerçekleşiyor. Bu da olur. Aynen öyle kalsın. Değiştirebilir yani bunu türetebilir. Mantık basınç farklılığı. Bak her yerde basınç farklılığı. Arabada içtiğimiz sigaradan diye içtiğimiz suya kadar. Ya da işte o duvara yapışan vantuzdan bu topa kadar. Hep basınç farklılığı muhabbetleri. Mesela size soruyorum şimdi. İyi izleyin beni. Şöyle bir soru türeteyim. Ne dersiniz? Bakın, çok basit bir soru. Aman ben nedenini istiyorum tam sizden. Musluk, ağzı açık kap, içinde su var. Musluğu açtığımda suyun tamamı boşalır değil mi? Musluğu açarsam suyun tamamı boşalır değil mi? Ağzı açık kap. Güzel arkadaşlarım, emrullah ağzı açık kap. Dibinde de musluk var. Musluğu açtığımda bütün su boşalır. Bunun sebebi nedir? Bütün suyun boşalma sebebi nedir? Evet Önder HDG diyor. Evet eşitlenmek için bakın sebep şu. Sebep şu. Hemen şurada bir molekül alın. Hemen şurada bir molekül alın. Kuvvet gözlüğüyle bakın Serkan ve Şahin. Kuvvet gözlüğüyle bakın. Enerjiyle değil. Yani kuvvet açıklamasını yapalım. Bir molekül. Birim yüzey alanına sahip olsun. Bu taraftan musluğu açtığım anda P0 uygulanıyor. Buradan da uygulanıyor P0. Pascal prensibiyle buraya kadar iletiliyor. Artı bir de şu sıvı sütununun basıncı var. HDG. Burası H olsun. P0 art HDG P0'ı dövüyor. <laughs> o nedenle de bu tarafa doğru F net doğuyor. F net sayesinde de bizim molekül çeşmeden dışarı akıyor. Eşitlenmesi için P0 eşittir P0 olması lazım. Yani şu HDG kısmının ortadan kalkması lazım. E D0 olamayacağına göre, G de 0 olamayacağına göre Haş sıfırlanıncaya kadar akar. Yani suyun tamamı boşalır. Ama beni izle. Aynı soruyu şöyle soracak olursam, iyi izle. Ağzı kapalı kap veriyorum bu sefer. Ağzı kapalı bir kap. Yine dibine musluk yaptım. Tamam mı? Ağzı kapalı bir kap. Al sana. Burası Şurada hava olsun istiyorsanız ilk etapta. Hava var. Musluğu açtığında suyun tamamı boşalır mı boşalmaz mı? Belki bak 3 tane durum var. Belki hiç akmaz. Belki hiç akmaz. Belki azıcık akar ve durur. İkisinden biri de mümkün. Neden derseniz. Evet basınç farkına bağlı. Şuradaki molekülü hayal edin şimdi. Buradan P0. Peki buradaki havanın basıncı ne kadar? Ona P diyelim. P1 diyelim. Artı bir de şu hava şey sıvı sütununun basıncına da P2 diyelim. Eğer P1 artı P2 büyüklüğü P0'dan büyükse P0'dan büyükse İki numaralı madde gerçekleşir. Eşitleninceye kadar akar ve durur sonra eşitlendiği zaman. Anlatabildim mi? Yani p1 üssü artı p2 üssü p0'a eşitlendiği anda da akış durur. Ama eğer p1 artı p2 küçük eşit p0 ise birinci durum gerçekleşir. Hiç akmaz. Anlatabildim mi? P0 büyükse ya da daha birbirlerine eşitse. Yani kapalı kaplardaki o delik açtığında akıp akmama meselesi basınçlara bakarak karar verirsin. Her zaman çeşmeden bir şey yapmak zorunda değildir arkadaşlar. Anlatabildim mi? Şu şişe. Bunu ağzına kadar dolduralım. Bakın bu şişeyi alalım. Ağzına kadar dolduralım. Full. Hiç boşluk kalmayacak şekilde sonra da ağzını kapatalım. Deneyebilirsiniz bakın bunu evde. Sonra bu şişeyi alalım dibine dibine bir tane iğne ile delik açalım. İçindeki su akar mı akmaz mı soruyorum size. 50 santilitrelik bir şişe bu. Normal bir içtiğimiz su. Küçük su şişesi. Ağzına kadar su doldurdum. Dibin kapattım ağzını sonra dibinden iğne kadar delik açtım. İğne deliği kadar. Akmaz. Kesinlikle akmaz. Neden akmaz? P0 ne kadarlık şeyi deniz seviyesinde olduğumuzu varsayalım. 10,5 yaklaşık 10,3 metre suyu dengede tutuyor. Bunun içindeki kaç santim? Oluversin 15 santim 20 santim su. Anlatabildim mi? Bunun basıncı P0'ı dövemeyeceği için akmaz. İçinden su akmaz bunun. P0 su olarak bakarsanız yaklaşık 10,3 metre on buçuk metre diyelim mesela. On buçuk metrelik suyu dengede tutuyor. On beş yirmi santim bir şey mi dengede tutamayacak? Akamaz. Ama deliği daha büyük yaparsanız, deliği daha büyük yaparsanız işler değişir. Başka değişkenler girer işin içine. O delikten içeriye hava molekülü girip yerlerini değiştirirler. Hava molekülü içeriye, sıvı molekülü dışarıya. İşler karışır deliği büyüttüğünde. Anlatabildim mi? Biraz boş bırakalım işte şu benim verdiğim örnekte aynı hesaba geliyor Merve. Biraz boşluk bıraktım. Bakın yukarısında biraz boşluk bıraktım. Ve ağzını kapattım. Şu anda o boşluk bıraktığım yerdeki havanın basıncı P0. Bir de yanında arkadaş var su var. P0'dan büyük bir basınç var şu anda bunun dibinde. Delik açarsam boşalır. Ama boşaldıkça havanın sıkıştığı yerin hacmi artıyor. Havanın sıkıştığı yerin hacmi artıyor. O yüzden hava basıncı küçülüyor. Bir de suyun basıncı da aktıkça küçülüyor. Aktıkça iç basınç azalacağı için bir müddet sonra akma durur. Merve. İlk etapta akar ama bir müddet sonra akma durur. Ne demek istediğimi anladın mı Merve? Önemli olan bakacağınız şey arkadaşlar basınçlara bakmaktır. Peki bir şey daha soralım şimdi. İyi izle burayı. Şahin dışarıdan içeriye, dışarıdan içeriye hava molekülü girebiliyor mu, giremiyor mu ona bakarsın. Hava molekülü giremiyorsa yapacak bir şey yok. Orada öyle durur. O. Hava molekülü girebiliyorsa bak bir tane yeşilli hava molekülü çizeyim sana. Bu hava molekülü içeri girebiliyorsa eğer şuraya gitti ya o zaman hop işler karışır biraz akabilir. Hatta şöyle akar o zaman da lık lık diye akar. Hava molekülü girdikçe akar girsin diye bekler. Hava molekülü girdikçe akar sonra bekler yeni bir hava molekülü girsin içeriye diye. E tabii ki Kasım duruma göre hepsi de boşalabilir. Tabii ki Kasım tabii ki. Elbette ki. Hadi mesela. ulan başka bir şey diyecektim. Kasım bende bir şey uyandırdı. Eee, uyandırdı Kasım. Kasım iyi izle. Arkadaşlar. Tam olarak öyle bir kap veriyorum ki tam olarak şöyle bir kap verdim. Yarı yüksekliğine kadar havayla dolu ve bu havanın basıncı P0 kadar olsun. Kasım aşağısında da su var. Musluğu açtığımda, musluğu açtığımda dışarıda da P0 var dikkat. Suyun tamamı boşalır mı? Yarısı P0 basınçlı hava, yarısı su. Boşalmaz. Neden? Bakın şimdi. Bakın. Suyun tamamının boşaldığını varsayalım. Artık hava her yere yayılır. Basıncı P0 bölü 2 yapar artık havanın. Hacmi iki katına çıktığı için Kasım basıncı yarıya düşmüştür. Bu taraftan da P0 var. O zaman çok daha önce denge sağlanmış. Yani hava şuralara bir yerlere geldiği zaman hala içeride su bulunmalı. Yani P0'dan az hava var içeride artı yine P0'dan az su var bu ikisi P0'ı dengeler öyle bir durumda biraz akar durur. Mesela. Anlatabildim mi? Tamamı boşalmaz. Ama şöyle bir şey yapalım. Kasım dikkat et. Kasım soru yine sana geliyor. Yine kapalı bir kap. Yine kapalı bir kap. Ee, şöyle bir yer seçelim. Şurası x kadar. Şurası 9x kadar. Ve burada hava var. P0 kadar basınca sahip olan. Şurada da su var, dışarıda da P0. Mesela böyle bir şey açtığımda tamamı akar mı akmaz mı? Suyun basıncı az bir su var yani hiçbir zaman P0'dan büyük değil onu söyleyeyim. Tamamı akar mı? Tamamı. Yine akamaz. Yine akamaz. Çünkü bak 9 x'lik yerin hacmine 9 v x'lik yerin hacmine v de. 9 v de p kadarlık p sıfır kadarlık basınca sahipse bizim hava tamamının boşaldığını varsayalım. 10 v olduğunu varsayalım. Basıncı e, kaç yapar? 9 v şey 9 p 0 bölü 10 yapar. P0'dan çoktan daha az. Bak. Çoktan P0'a göre daha az olmuş basıncı. Demek ki yanına arkadaş lazım. Dengede olabilmesi için. Arkadaş olması için de bir miktar su her zaman kalmalı burada. Tabi şu borunun şeyini aşağı indirelim de. Boru o kadar geniş olmasın. Mutlak suretle biraz hava biraz şey. Peki şöyle olsaydı Kasım. iyi izle. Buradaki havanın basıncı P0 değil de 5P0 olsun. 5P0 arkadaşlar. Tamamı boşalır mı boşalmaz mı? Tamamı boşalır. Neden? 9V'lik yerde 5P0 yaratıyorsa bizim oradaki sıkışmış kap şey hava 10V'lik yerde bunu ne yapacağız şimdi? 9 kere 5 45 10'a böl 4.5. 4.5 P0'lık bir basınç olur hala daha büyük olduğu için bu da ne demektir? Yanına arkadaşa gerek yok. Bütün arkadaşı tahliye eder. Hatta kendisi bile çıkar dışarıya. Yani suyun tamamı boşalır. Oradaki gazın basıncı ve önce her zaman şunu dikkat edin. Tamamını boşalttığımda ne olur diye bakın. Tamamını boşalttığımda ne olur? Hala P0'dan büyük bir basınçsa gazın basıncı hepsini tahliye eder. P0'dan küçükse hepsini tahliye edememiştir. Dikkat edin. Hayır ben öyle veriyorum Meral. Ben öyle veriyorum. O anki dışarıdaki basınç P0 diyorum. Mesela ne olur soru gelmesin. Geldi. O zaman bir şey anlatacağım çünkü. Bir şey anlatacağım. Ondan sonra sorulara geçeceğim. İyi izle burayı. Arkadaşlar yeni bir olay. Çok çıkacak karşınıza. Diyorum ki, diyorum ki, bakın ağzı açık bir kap ve altında musluk. Buraya yumuşak geçiş yapmak istiyordum. Başka şeyler geldi işin için Şurada haş yüksekliğinde yoğunluğu D olan bir sıvı var h yüksekliğinde yoğunluğu d olan bir sıvıdır. Sorun şu. Burada musluğun kesit e, yarıçapına da r diyelim mesela. Şu anda viskozite, viskozite ne demektir arkadaşlar? Viskoziteyi ihmal ediyoruz. Ne demektir viskozite? Akışkanlık demeyelim de tam olarak. Ağdalılık demektir. Algadalılık viskoz sıvılar daha ağdalıdır. Bal mesela. Bal. Viskozdur. Anlaştık mı? Ağdalılık derken bu ağdayı da düşünün. Hani o çam sakızı ağda. Aynen öyle. Akmaya karşı gösterilen direnç. Akışkanlıkla tam ters. Viskozite yüksekse akışkanlık düşüktür. Viskozite düşükse akışkanlık büyüktür. Dikkat edin. Viskoziteyi de belirleyen şey şudur kohezyon ve adezyon kuvvetlerinin birbiriyle ilişkisine bakarsınız. Kohezyon ve adezyonun birbiriyle ilişkisine bakarsınız. Deri gibi bir kohezyon vardır. Moleküller birbiri arasında durma eğilimindedirler mesela falan filan. Neyse geç. Geç. Ama adezyon ve kohezyon kuvvetlerinden doğuyor. Kimyaya giriyor çünkü daha detaylı şey yaparsan. Şimdi beni izleyin. Musluğu açtığımda ilk çıkan İlk çıkan sıvı moleküllerinin sıvı moleküllerinin hızı neye bağlıdır arkadaşlar? P sıfıra, haşa, D'ye, R'ye ve G'ye bağlı mıdır? Mesela P 0 artarsa nasıl değişir? Ötekiler artarsa nasıl değişir? Tek tek bakalım. Öğrencilerin yaptığı genel hatayı yapacağım şimdi. Bana hatayı söyleyin. Öğrenciler P0 artarsa V artar derler. Oysaki ki V P0'a bağlı bir değişiklik şey, değişken değildir. Neden? Buradan P0 basıyor ya. Aynı P0 buradan da basıyor. E karşılığından da basıyor. E P0 artarsa iki tarafta da aynı şekilde artacağı için anlatabildim mi demek istediğim şeyi? O yüzden P0'ın hükmü yoktur. Devam ediyorum. Devam ediyorum. İyi izleyin. Puh. D artarsa D artarsa V artar diyen de var öğrencilerden azalır diren diyen de var arkadaşlar. Yani yoğunluk artarsa viskoziteyi ihmal ediyoruz unutmayın. Özkütle artarsa hız artar diyen de var, hız azalır diyen de var. Oysa ki doğrusu hız değişmezdir. Yani D'ye de bağlı değildir. Anlatabildim mi? Oysa ki D'ye de bağlı değildir. Anlatacağım şimdi nedenini. Anlatacağım şimdi nedenini. Anlaşıldı. Şimdi beni izleyin bakalım. Beni iyi izleyin bakalım. Ötekiler dursun şimdilik. İspatını yapıyorum. Çoğu kitap ispatı şöyle yapıyor arkadaşlar. Çoğu kitap. Enerjiden yapıyor ispatı. Ben bu ispatı sevmiyorum. Yani diyorlar ki 1 bölü 2 n ve kareye dönüşen şey nedir? MGH'tır atıyorum işte. Tamam mı? Falan filan. Ondan sonra işte m'leri çıkartıyor buradan. Ondan sonra V eşittir. işte 2GH kök içinde böyle yapıyor. Ben bunu sevmem arkadaşlar. Hoş bir çözüm değil çünkü bu. Neden hoş bir çözüm değil? İyi izleyin. İlk çıkan sıvı molekülü. Bu adam ne yapıyor biliyor musunuz? En yukarıdaki sıvı molekülünün buradan çıkışına bakıyor kısaca. Ben onu sormuyorum ki. Ben onu sormuyorum. İlk çıkan sıvı moleküllerini soruyorum ben sana. Daha en yukarıdaki adam haçtan inmedi ki aşağıya. Yani burada H alamazsın abicim. Anlatabildim mi? Zaten o musluktan akan suyun ya da sıvının hızı değişkendir. Her zaman aynı değildir. Seviye azaldıkça hızla yavaşlar. Ben ilkini soruyorum size. Yani kitaplardayız. Yani. Sortu bir de böyledir. İlk çıkan sıvı molekülleri. Haşla yani şunu söylese olur bakın. V doğru orantılıdır G ile ya da V doğru orantılıdır haşla desin ya da kökle. Hadi bunu anlarım. Amma ve lakin böyle bir eşitlikten direkt gelmez abi o. Ben enerji gözlüğünden gitmeyi sevmiyorum. Direkt formül de çıkartmıyorum zaten bakın. Kuvvet gözlüğünden ilişkileri çıkartacağım. Çok iyi izleyin beni. Beni çok iyi izleyin. Diyorum ki şurada arkadaşlar şurada ee, viskoziteyi ihmal ettik Nuri. Dikkat et. Bir sıvı molekülü var. İlk çıkacak. Bu yeşil molekül ilk çıkan sıvı molekülü olsun. A kadarlık kesit alanına sahip olsun bu. A kadarlık bir kesit alanına sahip. Anlaştık mı? Şimdi beni izleyin. Bu taraftan uygulanan kuvveti yazalım. Basınç yazalım önce. P0 aynen iletiliyor. Artı HDG. Bu basınç bunu alır A ile çarparsam neye dönüşür? Bunu alır A ile çarparsam neye dönüşür? Basınç kuvvetine dönüşür. Onu itekleyen toplam kuvvete bakmış olduk. Sağ taraftan uygulanan kuvvete bakalım. O da sadece P0 çarpı A kadar. Anlaştık mı? İki kuvvete baktım. Net kuvvet. Bu tarafa doğru doğdu farkındaysanız. F net. Net kuvveti yazalım. P0 A'lar birbirlerini götürdüler. Geriye H D G A kaldı. Şimdi F eşittir M A'dan gideceğim. Neden böyle? İlk çıkan sıvı moleküllerinin hızı doğru orantılıdır ivmeyle arkadaşlar. Neden? Bakın ben durgun olayım. İvmem 5 ise ilk hızım 5 ile orantılıdır. İvmem 7 ise ilk hızım 7 ile orantılıdır. İvmem 15 ise ilk hızım 15 ile orantılıdır. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Yani ona uygulanan ivmeyi bulursam hızla doğru orantılı bir incelik elde etmiş olurum. İlk çıkan moleküllerinin hızı bir saniye sonra ivmeye eşit çünkü o hız. Şimdi dikkat edin. Eşittir diyorum. M yazacağım. Bu molekülün M'ini yazalım şimdi bu molekülün emini yazalım. Arkadaşlar şu yük şeyi x kadar olsun. Yani ben bunu şöyle bir molekül olarak hayal ediyorum. Kesit alanı a şurası da x kadar olsun. Hacmi a çarpı x oldu. Hacmi a çarpı x oldu. Anlaştık. Hacmi öz kütle ile çarparsam kütle olmaz mı arkadaşlar? Kütle olmaz mı? Bu. Çarpı ivme. Bakın ne yapıyorum şimdi. Gerekli sadeleştirmeleri yapalım. A'lar gidiyor. Yani kesit alanıyla bir alakamız yok. A'lar gitti. O yüzden R ile R'ye bağlı bir şey değil bu. Farkında mısınız? Oradan çıkış hızı R'ye bağlı değil. A'yı belirliyor çünkü. Aynı zamanda bakın eşitliğin iki tarafında olduğu için D de gidiyor. Yani D'ye bağlı olmamasının sebebi geldi. Anladınız? O zaman izne doğru orantılıdır. H ve G ile arkadaşlar. Yani bizi ilgilendiren şey H ve G'dir. H artarsa V artar, G artarsa V artar. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Yani öz kütleye Bahar devam ediyorum şimdi zaten. Bakın öz kütleyle alakasız olmasını görün. Eşitliğin iki tarafında da var çünkü öz kütle. Eşitliğin iki tarafında da var. Mesela bakın enerji gözlüğü takarak öz kütleden bağımsız olduğunu güzel anlatamazsın. Bak enerji gözlüğüyle Öz kütleden bağımsız olduğunu bu kadar net gösteremezsin. Ama kuvvet hepsinde olur Necmi'ciğim. tabi. Kontrol, kontrol. Ses görüntü geldi mi? Arkadaşlar bütün herkes de gümledi ya. Tek şeyde değil yani. Sizde değil. Tamam. Şimdi. O zaman şu meseleyi anladıysak. Şu meseleyi anladıysak. Kitaplarda şuna dikkat edin. Mantık olarak anlattım. Formülün nereden geldiğini gördünüz ama ben yine de şey yapacağım, vereceğim. H yüksekliğinde bir sıvı varsa tamam mı? sıvının yoğunluğu ne olursa olsun ilk çıkan hava şey su molekül sıvı moleküllerinin hızı ama unutmayın ilk çıkanlardan bahsediyoruz. Kök içinde 2GH olarak tanımlanır her zaman. Anlatabildim mi? Formülü enerjiden geliyor. Hoş bir formül değildir ama böyle alıyorlar. Yapacak bir şey yok. Artı bir şey daha bir şeyden daha bahsedelim. Bir şeyden daha bahsedelim. Burası önemli. Mesela ortadan bir yerden musluk veriyordur. Ortadan bir yerden musluk veriyordur. Musluğun olduğu yere kadar H1 aşağı tarafa H2 dedi. Şunu bir yere koydu. Sonra dedi ki ilk çıkan moleküller şöyle şurayı vurdular. Şu arkadaşlar X. X'i veren bağıntıyı yazıyor bakın. X'i veren bağıntıyı yazıyor. Kök içinde 2 dışarıda mıydı ya? 2'yi hatırlamıyorum. 2 dışarıda da olabilir, içeride de olabilir. Bilmiyorum. H1 çarpı H2. Onu unuttum. İç i̇çeride mi? Tamam. Yani hem H1'e bağlı hem H2'ye bağlı. Nedenini anlatayım şimdi size. H2'ye bağlı. Bakın H2 arkadaşlar uçuş süresini etkilediği için önemli uçuş süresini etkilediği için önemli. H1 ise hızı etkilediği için önemli. H1 hızı belirler. Buradan çıkış hızını belirler. Ama yata yatışta hatırlayın. Menzili aynı zamanda uçuş süresi de belirlemiyor mu? Çıkış hızı H1'den gelir ama menzil uçuş süresini H2 belirleyeceği için H2'ye de bağlıdır. Bu iki formülü bilseniz iyi olur sizin için böyle şey gelebiliyor. Bana sorarsanız gelmez. Denemelerde gelebilir. Tabii ki haşiki musluğun yerden yüksekliği merak. Bana gelirse, bana sorarsan gelmez. Ama denemelerde vesaire kitaplardaki sorularda karşılaşabilirsiniz. bu e, formülleri bilin. Ben, benim için abi yorum kısmını bilmeniz önemlidir. D'ye bağlı olmadığı mesela. Viskozite ihmal ediliyor unutmayın. D'ye bağlı değil ve e, kesit yarıçapına bağlı değil musluğun. Ve aynı zamanda da açık hava basıncına bağlı değil. Bu kime bağlı kime bağlı değil. Ona dikkat edin. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar toplam 3, 6, 9 tane sorun var. Bu 9 tane soruyla beraber basıncı bitireceğim. Bazılarınız ben yokken yapmayalım falan demişler. Yapalım abicim. Bu 9 soruyu çözelim şimdi. Hızlı hızlı zaten gidecektir emin olun. Bu 9 soruyu örneğiyle beraber bitireyim. Basınç tübünden bitmiş olsun bunu. Bitirmeyelim Ramazan. Ne olur. Perşembe ders yok. Perşembe ders yok. 29 Ekim ya resmi tatil. Şimdi beni iyi izleyin. Bunların basınçlar arasındaki ilişki. Çok basit bir soru. İyi izleyin. Öncelikle öncelikle P0 ile P2'yi kıyaslayalım. Ben diyorum ki P2 P0'dan büyüktür. Bakın civanın altından bir çizgi çekerseniz eğer yukarıdan gelen basınç P0 artı P civa aşağıdan gelen basınç P2. Bu ikisi birbirine eşit ya o zaman P2 P0'dan büyük. Doğru mudur? Bunu biliyorum. Peki P2 ile P1'i kıyaslama kısmına gelelim. Bu sefer EBC çiziyorum. Bakın son EBC'yi çizdim. Son EBC. Buradan basan şey P1 artı P civa. Civa sütunu. Buradan basan şey ise P2. O zaman bu ikisi eşitse P2 P1'den de büyük. Demek ki P2 en büyük. O zaman şu gitti şu gitti. Şıklar 3'e düştü. Peki P0 ile P1'i nasıl kıyaslayacağım? eşitlikleri adam gibi yazarak. Diyorum ki P2 eşittir. P0 artı civanın basıncına HDG diyelim. Diğer taraftan yazarsam P2 eşittir. P1 artı 2 HDG. Gördünüz mü? Üçlü bir eşitlik yazdım. Artık P2'yi görmezden gel. 2 HDG daha büyük bir sayı olduğuna göre HDG'ye göre Büyüğün yanındaki arkadaş küçüktür. Küçüğün yanındaki arkadaş büyüktür. Yani P0, P1'den büyük olmak zorundadır. O zaman P0'ın P1'den büyük olduğu cevap denir. 2HDG şu sütun değil mi? Elif. Elif. Burası 2H değil mi? Elif. Elif. eş basınç çizgisinin yukarısındaki basınçların hepsini yazdım. Devam. Şekilde verilen kapalı kabın içindeki gaz, su, buz ısıl dengedeyken falan filan sıcaklık değişmeden buzun tamamı eriyecek kadar ısı veriliyor. H ve P değerlerinin değişip değişmemesi için ne söylenebilir? Kabın genleşmesi önemsiz. Şimdi şunu hatırlayın. Şunu hatırlamanızı istiyorum. Termodinamikten e, termodinamiğe girmedik ama daha şuna bakın arkadaşlar. 10 V'lik benim elimde bir buz varsa bu buz eridiğinde arkadaşlar suya dönüşecek ya 9 V hacminde suya dönüşür. 10 V'lik buz eridiğinde 9 V'lik suya dönüşür. Nedeni de buzun öz kütlesi 0.9 gram bölü santimetre küp Suyun öz kütlesi 1 gram bölü santimetre. Bakın aynı kütle dv çarpımları aynı. Şimdi dikkat edin. Bu buz. Bakın ne yapıyorum. Ben bu soruda üstün güçlere sahibim mesela. Öyle düşünün. Süper kahramanım. Bir buton var. Pause butonu. Zamanı durduruyorum. Pause butonuna bastım. Zamanı durdurdum. İyi izleyin beni. Bu buzu buradan aldım. Bu buzu buradan aldım buzun olduğu şu yer boşluk olarak kalsın. Zaman durduğu için de su orayı dolduramıyor öyle düşünün. O buzu aldım dışarıda bir cezvede erittim suya dönüştürdüm. O suyu tekrar götürüp buraya boşalttım. O boşluğa boşalttım. Boşluğun tamamını dolduramaz farkındaysanız. Boşluğun bir vlik kısmı boş kalıyor. 9V'sini doldurur. 1V'si Şöyle göstereyim onu da kırmızıyla. Şu kadarlık yeri boş kalır. Tamam mı? Yani bu suya dönüştüğünde daha küçük yer kaplıyor. Şimdi pause butonuna tekrar basayım. Pause butonuna tekrar basayım. Bu boşluk burada duramayacağına göre sonrayı dolduracağına göre bu h azalır arkadaşlar. Bu h azalır. Haş azalırsa gazın hacmi artar. Gazın hacmi arttığı için de gazın basıncı azalır. Yani ikisi de azalır cevap bolu. Anlaşıldı mı? Su buz dönüşümünde bunu 19 muhabbetini düşünün hep. 10 ken 9 mu oldu? 9 ken 10 mu oldu? Bunu düşüneceksiniz. Elif toplam basıncı sormuyor sana. Elif gazın basıncını soruyor. Dipteki toplam basınç mı diyorsun? K noktasındaki PK toplam. Mesela bana bu sorulsun. Diyorum ki bu da azalır. Neden azalır? PK toplam şuna eşittir arkadaşlar. HDG artı P gaza eşittir. Buz eridiğinde burası da azalacağı, burası da azalacağı için K'daki toplam basınç da azalır. Anlaştık mı? O sütun çizdiğinizde zaten yeni haş böyle olacağı için sütun kısalıyor. Haş azaldığı için. Oradan da gidebilirsiniz. Bakın şimdi. Kaplar mantık aynı değil Didem. O zaman işler değişir. İlla kaldırma kuvvetinden önce oraya da gireceksiniz. Beni izleyin. Bakın. Bakın beni izleyin. Aynı soru şöyle sorulsaydı buz yüzüyor. H gazın basıncı P. Buz eritildiğinde P ve H nasıl değişir? Sorsaydı işler karışır. Böyle bir durumda H değişmez ama P azalır deriz. Neden? Buz eridiğinde zaten bu buz Vs yukarıda 9 Vs aşağıda duracak şekilde dengede duruyor. Zaten bu buz böyle dengede duruyor. Pause yap zamanı durdur. Su burayı doldurur. E bu V'lik yeri kim doldurur? Gaz doldurur. Suyun yüksekliği değişmez. Ama ve gazın hacmi arttığı için basıncı azalır. Anlaşıldı mı Didem? Yani aşağı bağlı olmasıyla buzun yüzüğü olması başka bir şey. Tuğba onların hepsi ama bakın daha sonra onlar Tuğba kaldırma kuvveti ısı sıcaklığı da anlatmam lazım. Araya çok şey giriyor. Şimdilik bu kadar. O zaman anlatacağım zaten detaylarıyla. Bugün bak ne kadar detaylı bir şeyler anlattım. Fazla sayısal bir şey yapmadım bugün ama deli gibi detaylı bir şeyler verdim, yorumlar verdim. Orada da onları yorumlayacağız. Acele etmeyin hele bir durun. Ana. Bakalım şimdi. Kaplar tamamen doluncaya kadar geçen sürelerin ilişkisi soruluyor. Kaplar tamamen doluncaya kadar. Şimdi soruyorum size. Buradaki şekilleri birer foto olarak ya da resim olarak mı görüyorsunuz? Yoksa birer video olarak mı görüyorsunuz? Bu çok önemli. Foto ya da resim olarak mı görüyorsunuz bu şekilleri? Yoksa birer video mu? Resim olarak görüyorsan yanılıyorsun abi. Video olarak göreceksin. Video. Ne demek bu video? Bak. Suyu açacaksın. Oraya doldur bakalım suyu. Yavaş yavaş dolsun ve seyret. Video olarak hayal et. Neler olduğunu düşün şimdi. Nasıl dolduğunu gör. İyi izleyin. Birinci kabı bak videosunu izle. Bak birinci kabın videosunu izle. Hın 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 hın. Doluyor bak. Hın 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 hın. Doldu. Hın 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 hın. Şırıl 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 şırıl. Hın hın şırıl 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 şırıl. şırıl. Doldu ve kapattım musluğu. Bakın birinci musluk kabın tamamı doluyor. Ama ikinci muslukta videoyu çalıştıralım. Hın 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 şırıl 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 şırıl. Buraya kadar sorun yok. Ama şu andan itibaren buraya hava sıkışır arkadaşlar. Buraya hava sıkışır. O nedenle orası hiçbir zaman tam dolmaz. Atıyorum şuraya kadar dolar mesela. Anlatabildim mi? Orada mutlaka bir boşluk kalacak her zaman havanın kalacağı. Aynı şekilde üçüncü kaba geçelim. Hın 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 şırıl şırıl buraya kadar doldu. Aynı şekilde bak rengi değiştireyim. Buraya da hava sıkışır o andan itibaren. Hava sıkıştı. O yüzden de o kapta ağzına kadar dolmaz. Bir miktar mutlaka boşluk kalır. Hava boşluğu. Şimdi sorun şu. Hangi o iki hava boşluğunu kıyaslayalım şimdi. Hangi hava boşluğu daha ee, büyüktür? Bakalım. Eş basınç çizgisini çizersem eğer bunun bu tarafında bak bu kadar su var. Bunun bu tarafında bu kadar su var. Sol tarafta basınç küçük, o zaman bu tarafta da basıncın az olması lazım. Bu tarafta basınç büyük, bu tarafta da basıncın büyük olması için değil mi? P'nin çok olması lazım. Basıncın çok olması için gazın daha çok sıkışması lazım. Yani buradaki gaz hacimsel anlamda V'si küçük. Buradaki gazın hacimsel anlamda V'si büyük. Buradaki so ikinci numara şekildeki boşluk daha büyük. Anlatabildim mi? Anladınız mı? Heh, o zaman bakalım mesela ne kadar büyüklükte olsun. Her bir bölmeye V diyelim. Mesela 0.7V olsun burası. Bu küçük hacimse ne kadar olsun? Atıyorum 0.3 V olsun. Attım. O zaman şimdi kaplara biriken sıvılara bakalım. 2, 4, 6. 6 V birikti. Buna ne kadar birikti? 5.3 V birikti. Buna ne kadar birikti? 5.7 V birikti. Boşlukları doldurma. O zaman 6 V 6 T'de dolarsa 5,3 V 5,3 T'de dolar. 5,7 V'de 5,7 T'de dolar o zaman süreleri kıyaslarsanız 1-3-2 şeklinde gider yani Adana gibi. Anladınız mı dediğim şey? Anladınız mı? Boşluklara su doldurmayacaksın. Kalan kısımlara bak. Boşluk 0.7 ise 03 dolar. 5 de önceden var. 5.3. Dikkat edin. Sorulara sorulara resim olarak değil. O soruyu bir çalıştı. Dolduğunda ne oluyor? Onu video gibi düşüneceksin yani. Devam. Deney düzeneğinde falan filan H2 yüksekliği hangilerine bağlı değildir? H2 yüksekliği nelere bağlı değildir? İyi izle bakalım. Şu dip basınçlar aynı. Gide gide en son şunu çizebilirim. Şuradaki basınçların aynı olması lazım. U borusu gibi düşünüyorum. Yukarıdan P0 basıyor. Diyorum ki P0 artı şu yüksekliğe A diyelim. A dx g eşit olmalı şu aradaki gazın basıncı. P diyelim ona da. Buradan baktığımda böyle. Peki U borusu tarafından bakarsam da P eşittir eş basınç çizgisi bu. Buradan P0 vuruyor. Aynen iletiliyor. Artı H2 D, G. Anlaşıldı mı şu eşitlik? Anlaşıldı mı bu eşitlik? O zaman H2'yi etkileyen şey ne? Bakalım mı şimdi? H2'yi etkileyen bunu yazacaksınız işte. Şimdi bakın ortadaki P ile senin işin yok. Şuna bakacaksın. P0 artı H2 DYG P0 artı A DX G. Bak bakalım neler oluyor. P0'lar gidiyor. Ondan sonra G'ler gidiyor. O zaman H2 eşittir. A çarpı dx bölü dy oluyor. O zaman x sıvısının öz kütlesi önemli. Açık hava basıncı önemsiz. K borusunun çapı önemsiz. Y'nin öz kütlesi bakalım önemli. H1 derinliği dolaylı yoldan A'yı etkilediği için o da önemli. H1 derinliği A'yı etkiler çünkü. Farkındasınız değil mi? Ben onu ne kadar dibe batırırsam A o kadar etkilenir. H1 dolaylı yoldan A'yı etkiler. O yüzden H1'e de bağlı. Bağlı olmayan 3 ve 4 yani edir. Dikkat edin koyarlar koyarlar of 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 Didem neler yapmazlar onlar neler yapmazlar yarın sizin ne yok zaten dersin canım yani yarın başka dersiniz varsa o var yarın dersler var perşembe yok 29 Ekim'de yok Elif geldim buraya ters çevrilirse neler olabilir şey neler olur onu soruyor olabilir değil gaz sıvı da çözünmüyor dikkat edin ters çevirdiğinde Sıvının yüksekliği kesinlikle artacak. Gaz da artık burada duracak. Ama velakin gazın hacmi sabit kalır. Doğru mu? Gazın hacmi sabit kalır. Gazın hacmi sadece sıkıştığı şekil değişir. Hacim sabit. Sıvının da hacmi sabit. kabın hacmi sabit çünkü. O zaman P gaz değişmez. Ama sıvının basıncı arkadaşlar... Yüksekliği arttığı için o artar. Artar değişmez. Nerede? Bolu'da. Elif ne neden? Elif ne neden ya? Bir söyle bakayım bana. Hangisi neden? Hı, anladım. Peki. Teşekkür ederim Elif. Ciğim. Devam ediyorum. Kapalı kap içinde A noktasındaki su basıncı PA su üstündeki gazın basıncı P gazdır. İp kesildi. Esnek balon serbest bırakıldığında Sistem yeniden dengeye geliyor. İlk duruma göre PA, P gaz nasıl değişir? Parantez içindeki bilgiye bakın. Son durumda esnek balon tamamen su dışındadır. Esnek balon, şimdi bakın ne yapıyorum? Kabın hacmini yazıyorum. Kabın hacmi eşittir. V gaz artı V su artı V balon. İyi Kabın hacmi sabit bir sayı. Suyun hacmi de sabit bir sayı. Ama balon yukarıya çıkınca hacmi artar o yüzden gazın basıncı düşer. Şey hacmi düşer özür dilerim. Gazın hacmi düşer. Gazın hacmi düşerse gazın basıncı artar. Doğru mudur? Toplam hacimden gidiyorum. Ondan sonra PA'ya bakıyorum. PA ne basıncı? Su basıncı. E Suyun, balon giderse seviyesi düşecek. O yüzden eskisine göre hac küçüleceği için PA azalır. Azalır artar. Nerede? Edirne'de. Meral dikkatli dinle. Toplam hacme bakar mısın? Yukarıdaki eşitliği yazabiliyor musun Meral? Yukarıdaki eşitliği yazabiliyor musun? Kabın hacmi nelere eşit? H Onu yazdım. Kabın hacmi değişmeyen bir sayı. Suyun da hacmi değişmeyen bir sayı. Ama balonun hacmi değişiyor ipi kestiğin zaman. Yukarı çıktığında balon şişer. Çünkü balon esnek. İç basın çeşittir, dış basınç muhabbeti var her zaman. Basıncı düşük olan yere gittiği zaman kendi basıncını da düşürmek için balon şişer. Balon şişti mi gaz sıkışır. Gazın hacmi azalmak zorunda. Toplam hacim sabit çünkü. E gaz sıkışırsa basıncı artar. Buradan bunu bulduk. Sonra da sıvının hacmi sabit ama içindeki balon orayı terk ederse suyun haşı küçülür. Haş küçülürse basıncı küçülür suyun. Bu kadar basit. Bir zorluğu yok. Hep neden sonuç ilişkisi içerisinde inceliyorsun. Ne nasıl değişir? Hangi sebepten dolayı değişir? E tamam gazın V'si. E tamam. Ama bak şimdi. Meral. Bakın Meral'in takıldığı yer arkadaşlar. Başkaları da takılıyor eminim. Hocam diyor şimdi. Balon şişti. Balon şişti. Balonun şişmesinden dolayı gaz sıkıştı. Ama aynı zamanda su da boşalttığı için gazın hacmi rahatladı demiyor musun sen Meral? Bakın bir sürü insan böyle düşünür. Balon gazı sıkıştırıyor ama su aşağı indiği için rahatlatıyor. Onu öyle düşünme. Bakın suyun hacimsel anlamda bak. Suyun hacmi eski gri ile boyanılan yer ne kadarsa şu andaki hacimde suyun aynı arkadaşlar. Suyun haşı değişti hacmi değil. Hacim, hacim başka şey, Eşit değildir yükseklik bak. Hacimsel anlamda bak suya. Yükseklik anlamında değil. Anlatabildim mi? Hala su var. Yani mesela ben bu kabı şöyle yam çevirsem ne değişir? Soruyorum sana. İçinde bir şey değişir mi? Sana soruyorum. Artık su böyle durmaz, şöyle durur. Atıyorum su şöyle durur. Ama gazın basıncı P gaz değişmez. Çünkü aynı hacme sahip hala gaz eskisiyle. Anlatabildim mi Meral? Şekil değiştirmek seni ilgilendirmez. Sen hacme bak. Hacim nasıl değişiyor? Haş ve hacim değişiyor. Şey, karışıyor kafanızda. Karışmayacak. Haşa niye bakıyorsun sen? Haşa su basıncı ilgileneceğin zaman, su basıncıyla ilgileneceğin zaman bakacaksın. Normalde hacme bakacaksın. Suyun hacmi değişmiyor ki. Kabın hacmi de sabit bir değer. Balon şişerse gazın basıncı azalır. Bu kadar basın. Balonu orada şişirme. içeride de şişir. Balonu içeride şişir. Gaz sıkışıyor sonuç olarak. Bitti bu kadar basın. Gaz sıkışıyor sonuç olarak. Suyun hacmi değişmiyor ama gaz sıkışıyor herhalde. İçeride şişir ver ya. Tamam haç muhabbeti değişir farklı olur ama gazın V hacmi eskisiyle aynı mantık azalır. Suyun hacmi değişmiyor. balon hacmi artıyor. Gaza kalan yer, ona kalan yer kısıtlanacak. Azalacak. Değil mi? Devam. Şimdi biri o üçlü sorulardan bahsediyordu. Kim de o sorularda bahseden? Hocam ben yapamıyorum falan diyordunuz. Hah Tuğba senden değil mi? İzle bakalım. Çok pis bir sorudur arkadaşlar. Dikkat edin. Düşey kestirilen özdeş kaplar falan filan gaz sıvı var. Öteki taraf açık. L kabındaki gazın basıncı açık hava basıncı kadar. Yani burası P0 kadar şu an. Onu görelim. Önce X musluğu açılarak bir miktar sıvının L'ye akması sağlanıyor. Şimdi demek ki şu sıvı sütununun basıncı aktığına göre sağ tarafa doğru kesinlikle P0'dan fazla ilk etapta. P0'ı dövmüş, akmış o tarafa doğru. Ve son durumda durum şundan ibaret. Sarı ile göstereyim. Biraz burası boşaldı. Burası sıvıyla dolu. Ve su bu sıvıdan bir miktarı buraya aktı. Şurada da gaz sıkıştı ama gazın artık P0'dan çoktur basıncı. Doğru mu? Gazın basıncı P0'dan fazladır artık. Neden? Sıkıştırıldı çünkü. Sıkıştırıldı öteki taraftan sıvı gelince sıkıştırdı onu. Şimdi devam ediyor. En sonda Y musluğunu açalım. Y musluğunu açtığımda bakın bu taraftan P0 var. Ortadaki kaptan gidelim daha pratik olacak. Bu taraftan hem P0'dan büyük bir basınç var, artı bir de sıvı sütunu var. Kesinlikle P0'dan büyük bir dip basınca sahiptir burası. Demek ki sıvı buradan bu tarafa doğru akar. Akış yönü bu taraf. Anladınız değil mi? İkinci kabın yani L kabının dibi L kabının dip basıncı P sıfırdan büyüktür. Elif. Elif. Nasıl anlamadın Elif? P sıfırdan büyük gaz basıncı var. Artı bir de sıvı sütunu var. Elif. Ya L'nin dibine bak. Gözünü seveyim Elif. L'nin dibi. Nasıl bir basınç var? Gazın basıncı P0'dan çok artı bir de sıvı sütunu var. Ya bu ikisinin toplamı P0'dan büyük. E sağ tarafta ise sadece P0 var garibim. O zaman ne olur? P0 dayak yer. Demek ki Soldaki basınç daha büyük olduğu için akışkan sağ tarafa doğru akar. Peki, şimdi bakıyorum. Son durumda, son durumu inceleyelim. Son durumda acaba şöyle mi olur? İyi izle. Acaba üçünde de seviye aynı olur mu? Öyle göstermeyin de şöyle göstereyim. Acaba son durumda üçündeki seviye de aynı olabilir mi? Deneyelim şimdi. Olamaz. Neden derseniz? Bakın. En soldaki kapta P boşluk olduğu için üst tarafta onun üstü boş. En sağdaki kabın da üstünde P0 var. O zaman en soldaki kap kesinlikle yani HK HM'den büyük olmak zorundadır arkadaşlar. HK HM'den büyük olmak zorundadır. Neden? Birinin arkadaşı var yanında ötekinin yok boşluk. Eşit olamazlar. Eşit gibi kabul ettim sonra olamayacağını gösterdim. Devam ediyorum. L kabıyla K'yı kıyaslayalım. L kabıyla K'yı kıyaslayalım. Ben diyorum ki HK, HL'den de büyük olmak zorundadır. Çünkü L kabında gaz var yukarıda arkadaş. K kabındaysa boşluk var boşluk olduğu için, arkadaşı olmadığı için kendisi daha büyük yükseklikte durmak zorunda. O zaman bu durumda bildiğim şey şu. HK kesinlikle en büyük duracak. M ile L'yi kıyaslayalım. Varsayalım M ile L'yi eşit alalım seviyelerini. Ama birinde P0'dan büyük bir arkadaş var. Birinde P0 var. O zaman P, HM daha büyük olmalı HL'den. Çünkü bakın H, M artı P 0 eşit olacak H, L artı P sıfırdan çok bir şey. Burası büyükse burası küçük. Burası küçükse burası büyük. Yanına arkadaş alan küçük yükseklikte dursa da durur. Arkadaşın ne kadar çoksa sen o kadar zayıf olabilirsin. Arkadaşın ne kadar hasta senin kadar büyük olmak zorundasın Eşitliği sağlamak için. O zaman son durumda olay bundan ibaret. K büyük, M büyükle. K kabındaki sıvı yüksekliği en büyük olur, kesin doğru. L ve M sıvı düzeyleri eşit olamaz. 3 kabın tabanındaki toplam basınç eşit olur. Son durumda denge sağlandığına göre doğru. Hangileri doğrudur? 1 ve 3 doğrudur. Ya arkadaşlar bakın en yukarıya yazıyorum. İyi izleyin. H, K, D, kısmını yazmadım. Artı boşluk eşit olmalı. H, L artı P sıfırdan büyük bir şey. Yine eşit olmalı. H, M artı D, kısmını yazmıyorum. P sıfır. Abi kontrol et bakalım şimdi. Hangisi büyük hangisi küçük olmak zorunda. Boşluğun basıncı sıfır. O yüzden arkadaşı olmadığı için K'daki seviyenin evet. en büyük olması lazım. Anlaştık mı? K'daki seviye mecbur en büyük olmalı. Arkadaş yok yanında boşluk. Ortadakinde en büyük arkadaş var. En sağdakinde de küçük arkadaş var. Ona göre kıyaslayacaksınız. Tuğba anladın mı meseleyi Tuğba? Tuğba. Nasıl baktığımı anladın mı Tuğba? Akışları tayin ettim. Tamam böyle değil canım. Ben de biliyorum sorunun bu olmadığını. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bakış açısı olarak bak. Varsayalım seviyeler aynı olduğu, olsun de. Seviyelerin aynı olamayacağını gösterdiğin anda hangisinin büyük hangisinin küçük olması gerektiğini zaten görürsün. Arkadaşlarına bak. Sıvı sütunlarının arkadaşlarını yorumlarsan sıvı sütunlarının haşlarını yorumlamış olursun aslında Tuğba. Arkadaşlarına bak. Şimdi kendi soruna bugün dersten sonra bir daha bak. Yapamadın mı? Grupta sor. Anlamadın mı? Bana maille gönder önümüzdekiler çözelim. Bak önce sen bakacaksın. Yapamazsan arkadaşlarına sor grupta. Gruptaki anlatılanları anlamadıysan da bana gönderme eline. Önümüzdekiler beraber yapalım soruyu. Tamam şimdi arkadaşlarına gönder. O zaman. Ama şimdi bir daha bir şey anlattım ya bir daha bak bakalım. Belki biraz ufkun genişlemiştir. Su bak. Bir daha bak. Dediğin gibi hiç çıkış hiç anlamazsan bana gönder beraber bakalım önümüzdeki dersin sınıfı. De Bakın yeni bir soru. Civa ile doldurulmuş kaba ters dağdırılmış tüp içinde x yüksekliğinde gaz h yüksekliğinde civa var. Tüp civa içerisine biraz daha batırılırsa H ve X değerleri nasıl değişir? Şimdi U borusu olarak bakıyorum. Buradaki, şu rengi değiştireyim. Şuradaki basınçla, şuradaki basınç eş çünkü son EBC bu. Hadi yazalım. P gaz artı Hdg eşit olmalı P0. Doğru mudur? Hı? Doğru mudur? Şimdi problem çözerken önce bir hipotez ortaya atılır. Hipotezim şu. Varsayalım ki varsayalım ki x sabit kalıyor diyelim. Yani ben bunu aşağıya soksam bile şöyle soksam bile x aynı kalıyor arkadaşlar. h azalıyor öyle bakın. x'in değişmediğini varsayıyorum ya. Değişmediğini varsayalım. Bakın problem ne oluyor şimdi? X değişmezse P gaz değişmez. Gazın hacmi değişmedi. E P sıfırda sabit bir sayı. H azaldı. Şunlar değişmiyor. O zaman P gaz mecbur artmak zorunda. Değişmez olamaz. Yani X mecbur artmak zorunda. Buradan bunu çıkar. Gördünüz mü? Sabit kalamaz X. Bak varsayalım sabit dediğim anda Nasıl değişmesi gerektiğini gözlüyorum. Varsayalım sabit kaldı o zaman basınç sabit kalır. Eşitliğin sağlanabilme haş aşağı inmez mi? Ya arkadaşlar Elif Elif seni suyun içine batırdıkça yukarıda kalan kısmın küçülmez mi Elif? Ya x sabit kalırsa civa sütunu küçülmez mi ya gözünü seveyim ya bunu da sormayın bana. Aşağı doğru boruyu bastırdım. X sabit kalsın. H küçülür. Aşağı doğru bastırıyorum çünkü. H küçüldü. O zaman burası küçüldü. Eşitliğin sağlanması için P gazın artması lazım. P gazın artması için de doğru mu? P gazın artması lazım. X artar değil lan. P gaz artar. Özür dilerim. P gaz artar. P gazın artması için X küçülmeli. Orada yanlış yazmışım. Gaz artar ama x küçüldür. Gazın sıkışması lazım yani. Pardon. Anlaşıldı mı? Gazın sıkışması lazım basıncının artması için. x küçüldü. Bunu gördüm. Şimdi ikinci varsayı. Varsayalım ki varsayalım ki h sabit kalıyor. Yazalım aynı eşitliği bir daha. P gaz artı h g eşittir P0. Şimdi P0 sabit. H sabit kalırsa burası da sabit olur. Ama ben ne biliyorum? X'in azaldığından dolayı P gazın artması gerektiğini biliyorum. O yüzden burası sabit kalamaz. Mecbur küçülmeli. E, D ve G sabit nicelikler olduğuna göre H kesin küçülmeli. Demek ki ikisi de azalır. Cevap bu. Anlaştık mı? Yani şu oluyor bak. Adam gibi yazıyorum şuraya. En yukarıya. P gaz artı HDG eşittir P0. Burası değişmiyor. H küçülüyor. O nedenle burası küçülüyor. Buranın büyümesi için gazın basıncının artması için de H, G içe X küçülüyor. Anladınız mı? Sebep bu. Sebep sonuç ilişkisi içinde. Problemi nasıl çözdüğüme iyi bakın. Varsayımla başlıyorum sorunun çözümüne. Varsayalım değişmiyor. Azalır ya da Artar varsayımıyla girmeyin. Değişmiyor var, varsayımıyla girin soruya. Az önceki bir önceki örnekte de öyle yaptım. Hayır hayır Meral. Öttürür o zaman ya Dik basınca niye bakıyorsun? Sana ne dik basınçta? Son EBC'ye göre bakın her zaman. Ve son sorum galiba bu. B bakayım bir. Evet. V hızının büyüklüğü nelere bağlıdır? Ve hızı diyor bakın. Sadece H1'e bağlı. Şunlara bağlı değil. Ama şunu sorsaydı bana. Şu x mesafesi neye bağlıdır deseydi. Bu x hem H1'e hem de H2'ye bağlıydı. Ama mesafe değil. Benden hız istiyor. Hız sadece H1'e bağlı bu değişkenler. Dikkat edin karıştırmayın. Tamam mıdır? Evet arkadaşlar. O zaman neyse işte 2 GH bölü 2 miymiş? Ney neyse bilmiyorum. Ha kök içinde 1 bölü. Tamam şey 1 bölü 2. kuvvet Nuri pardon. Kök içinde 2 GH. Bu V'si. X ise kök içinde 2 H1 H2 idi. Böyle bir şeydi. Bitti dersin arkadaşlar. Estağfurullah Elif olur mu öyle şey? Şimdi artık basınçla ilgili dalın abicim ne var ne yok sorulara. Dalın basınçla ilgili sorulara. İki dışarıda mı? Al bu iki dışarı alın o zaman. ha. Al. Oldu mu böyle? ha Sil buradan oraya. Ondan sonra cıma. Ne diyecektim başka? Basınca dalın. Haftaya arşimet diyeceğim. Perşembe dersi olsaydı perşembe diyecektim. O bir. Ondan sonra mutlaka iyi çalışın Basın çok önemli çok önemli bir ünite bakın sadece şey sayısal şeylere bakmayın sözel hmm. anlattıklarıma da bakın çok önemli bir sürü şeyden bahsettim her biri bir sorudur mantık sorusudur her biri bir yargı sorusudur onlardan sebeplere ve sonuçlara iyi şey yapın bilin Şahin ne soru çözümü. Pelin bu arada istediğin herhangi bir yani arkadaşlar konu anlatım istiyosu istiyor Pelin arkadaşınız da ben de diyorum ki öğrencilerime hep şunu derim. Konuyu ben anlatıyorum sen soru, çöz, soru bankası al derim. Ama illa ki konu anlatımlı bir şey istiyorsan konu anlatımlı herhangi bir şey alabilirsin. Ama ben yani illa bir şey diyorsan işte mesela bu olabilir. Mesela bu olabilir. Anlatabiliyor muyum? Konu anlatımını illa diyorsan. Ama bana kalırsa konu anlatımını almayın ya. Soru bankası alın. Ben anlatıyorum zaten. Şahin en son olacak o. Sadece soru çözümü olacak zaten. Önce bu konu ilerleyelim. Hele bir durum bakalım. Unutmayın. Bakın. Yavaş yavaş konuların bakın ağırlığı arttıkça ilerledikçe ben Bakın her dersin sonunda örnek soru çözüyorum ya farkındasınız değil mi? Her dersin sonunda örnek soru çözüyorum. Onun farkında mısınız? Bakın bugün mesela kaç taneydi? 9 tane. Konuların ağırlığı arttıkça ders sonlarında çözdüğüm örneklerin de sayısı zaten artacak. Onu bilin bir Bu bir. Tamam mı? Bir de her şey bittikçe geçen seneki arkadaşlarınız bilir. Bazen 40 örnekle bitirdim. Bir konunun 40 tane örneğini çözdüğünde oldu. Harekette olacak mesela söyleyeyim size. Abartı sayıda örnek. Konu ağırlığı arttıkça benim şeyimde siz söyleyin. Örnek sayım da artar. Bu ayrı. Ben zaten ayrı bir soru çözüm hadi bakalım şimdiye kadarkilerin soru çözümünü yapalım öyle bir şey demeyeceğim, yapmayacağım. Sor, konuların içinde zaten yapıyorum onu. Ama bütün konular bittiğinde en son zaten bütün genel bir Soru çözümü olacak arkadaşlar. Onu bilin. Yani genel ama o genel soru çözümü şöyle oluyor. 4 saat ya. Zaten bütün ünitelerden her birinden birer tane soru oluyor. Mesela genel soru çözümüne o kadar şey yapmayın siz. Ee, takmayın kafanızı. Yani çok da güzel olacağını falan şey yapmayın. Her birinden birer tane. Çünkü 40 tane konu başlığı var her birinden birer tane soru çözüyorum ben size. Bakın bu böyleydi, bu böyleydi hatırlayın gibi. Dolayısıyla siz şuna bakın. Benim ders sonlarındaki örneğim çok önemli abi. Bu örnekleri çok iyi aç bir daha çöz bunları. Bir ay sonra aç bir daha çöz bunları. Aynen öyle Meral. Evet Meral. Ha o en son evet genel tekrar şeyleri, soru çözümleri şeyleri arkadaşlar. Genel tekrar soru çözümleri geçen sene ücretliydi. Bu sene de ücretli olur. Tahminim. Öyledir. Evet. O başka bir şey. O bambaşka bir şey. Ve onu benle ilgili değil. Onu sistemle şey yapın. Call center arayın. Onlara sorun ya da sisteme sorun. Ben yapmam gereken şey bu. Ben konumu anlatırım. Her konunun sonunda örneklerimi de çözerim. Ha. Ara ara sizin hiçbirinizin çözemediği sorular olursa gönderin bana. Onları da çözerim. Problem değil. Ama dediğim gibi. Hiçbirinizin çözemediği aranızda tartışın, çözüm bulamayın, gelin bana sorun ondan sonra. Yoksa her birinizin sorusuna ayrı ayrı bakamam, onu söylemiştim size. Zaman yetmez, mümkün değil. Evet arkadaşlar, saati böylelikle maşallah 11'e geldi. Abicim derslerimi güzel güzel tekrar edin, notlar çıkartın. Lütfen yalvarıyorum size kendiniz için. Bay bay diyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler diyorum. Haftaya görüşürüz diyorum. Haftaya arşimet yapacağız. Ondan sonra da termodinamiğe gireceğiz. Bay bay arkadaşlar.